Antalya'ya gelen turist sayısı dün itibariyle 3 milyon 800 bin kişiyi geçti. Bu da 2022 verilerine göre %35 bir artı demek. Aslında ülkemizin kuzeyindeki savaşın, yani ana kaynaklarımızdan biri olan Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın hala devam etmesi aslında bizim için turizme gelen turistler anlamında çok büyük bir eksiklik anlamında. Fakat bu gözle baktığımızda Ukrayna'dan gelen eksiği biz İngiliz turist sayısıyla kapatmış gibi gözüküyoruz şu anda. Ama özellikle Rusya'dan gelecek olan turist sayısı bu yılın kapanışındaki artışı tam anlamıyla belirleyecek diyebiliriz. Almanya çok iyi gidiyor. Almanya şu anda 2019 verilerinin de üzerinde. İngiltere geçen sene biliyorsunuz ilk defa 1 milyon kişiyi geçmişti. Bu sene 1,5 milyon İngiliz beklentimiz var sadece Antalya'ya. Benelux iyi gidiyor. Özellikle Polonya, Romanya gibi yeni pazarlarımız da çok olumlu sinyaller veriyor. Bu anlamda baktığımızda 2023 yılı verilerinde biz 2022'yi geçecekmişiz gibi gözüküyor. Aslında seçim döneminde tam anlamıyla iç pazarda bir sıkıntı vardı. İç pazarla ilgili turist akışı olmadı. Rusya ile ilgili belli bir dönem zayıflama oldu. Ama hem bu seçim dönemi bunu etkiledi, hem de Rusya'da yaşanan ekonomik kriz Rusların çok fazla turistik seyahat yapabilme imkanlarını kısıtladı. Bu anlamda sadece yaz tatili yapabilmeyi istiyorlar. Çünkü eskiden gelen Rus turist minimum 2 defa, 3 defa Antalya'yı, Türkiye'yi ziyaret ediyordu. Bu anlamda bir kez gelebileceklerini gördük, gözlemledik. Bu da yaz tatiline. Biraz iklim şartları da buna el vermedi. Özellikle Nisan-Mayıs aylarında açıkçası çok yağmurlu geçti Antalya ilk defa, uzun zamandır ilk defa. Şimdi tam anlamıyla yaz geldi diyebiliriz. İnsanlar bir parça gördükleri yerlere de tatile gitmek istiyorlar. O anlamda Rus turist akışı da başlayacaktır diyebiliriz. Çok olumlu bizim için ve erkenden açıklanması da çok olumlu oldu. Açıkçası Ramazan Bayramı hem iklim şartları hem de tarihin Nisan sonuna gelmesi itibariyle çok yoğun bir doluluk yaşayamamıştı otelciler. Ama şimdi %90-%100 doluluklara yaklaşan bir doluluk yaşayacağız. Bu arada tabii Türkiye'de de tatil öyle 9 günlük periyot oldu ama insanlar 9 gün boyunca tatil yapmayacaklar. Otellerdeki konaklamalar 4 günlük ve 5 günlük konaklamalar olacak. Bu anlamda baktığınızda erkenden açıklanması bizim için çok olumlu. Bir de hem imtihanların bitmesi, sınavların bitmesi, okulların kapanması bu anlamda itici güç olacak. %100 doluluklar yaşayacağımızı düşünüyorum Kurban Bayramı için. İç turizm hareketi çok önemli bizim için. Özellikle İç turizm hareketinde ülkemizin refah seviyesinin yükselmesi de bizim için çok değerli. Bu anlamda baktığınızda esasında biz iç turizm hareketini 15 milyona, 20 milyona taşıdığımızda yurt dışından gelen turistlere olan ihtiyacımız da belli bir seviyede azalmış olacak. Ama bunun için biraz daha süreye ihtiyacımız var. Bu süre zarfında sadece Antalya'ya örneğin Kurban Bayramı'nda 250-300 bin kişilik bir iç turizm hareketi bekliyoruz. Bu anlamda baktığınızda yerini kapatamaz ama dolayısıyla bizim için iç turizm çok önemlidir ve çok değerlidir. Can I get your passport? Thank you, sir.